Birlikte mücadele ettikleri Ulusal Kanal Arşiv Sorumlusu Hüseyin Mert ve Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu'nu anlattılar. Mücadelemizde yaşayacaklar sözünü verdiler. Hüseyin Mert kim? Hepimiz. Hanginiz Hüseyin Mert? Hepimiz. Ulusal Kanal çalışanları yakın dönemde kaybettikleri mücadele arkadaşları için anma töreni düzenledi. Onun bize ders bıraktığı yaşamıyla, davranışlarıyla, çalışma azmiyle, görev kültürüyle şikayetsiz, örnek bir devrimciydi. Kanal Yemekhanesi'nde yapılan anma törenine Aydınlık Gazetesi çalışanları ve Vatan Partisi İstanbul İl Yönetimi de katıldı. Onu çok yakından tanıyordum. Ya da onunla hiç aynı kurumda çalışmayanlar vardır ama muhakkak onlara dokunmuştur. Öyle bir insandı, gerçekten müstesna bir insandı. Onun anısı değil sadece, onun çalışkanlığı, disiplini, onun fedakarlığı, onun omuz verişi, arkadaşlarına sırtını, arkadaş yani arkasını rahatlıkla dönebileceği, sırtını dayayabileceği insan birikimini bu binanın bütün odalarında, bütün koridorlarında yaşatmaya devam edeceğiz. Ulusal Kanal'ın eski yönetim kurulu başkanı Turhan Özlü, uzun yıllardır tanıdığı Hüseyin Mert'i ve Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu'nu anlattı. Adını işte Levent Kırca'nın koyduğu Görev Vakfı'nın kuruluşundan itibaren gecesi ve gündüzüyle çok büyük emekler sarf etti. Gelecekle ilgili çok büyük planları vardı, hayalleri vardı, heyecanı vardı, coşkusu vardı, yorulmak bilmiyordu. Yorulmak bilmiyordu. Mustafa Pamukoğlu kardeşimizi de son yolculuğuna uğurladık. Onların anısı mücadelemizde yaşayacaktır. Duygusal anların da yaşandığı törende mücadele arkadaşları kaybettikleri dostlarıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Bugün ben Hüseyin Mert'i çok seviyordum diyecek adam bu sevgisini yazdığı haberi daha iyi yazarak kanıtlayacak. Yaptığı montajı daha iyi yaparak kanıtlayacak. Aldığı bilgiyi daha hızlı ulaştırarak kanıtlayacak. Sevgiyle çarpan kocaman bir yürekti. O yüreği bıraktı bize aslında. Onun bıraktığı yerden hem sevgiyle hem istekle hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Devrimci ölümle, devrimle evli, ölüme nişanlı diye. Hüseyin Mert de tanıdığımdan itibaren davası için yaşayan ve davasıyla birlikte ölen bir adamdı. Davasını hiçbir zaman yerde bırakmadı.